Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu saksıma ne oldu? Şimdi bu saksımın başına ne geldi? Bir takipçim İstanbul'dan aradı, sağ olsun Fatma Hanım. Biliyorsunuz artık videolarımın altına WhatsApp iletişim numaramı yazıyorum. Birçok takipçilerim de artık WhatsApp'tan bana ulaşıyorlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Kendisiyle çok güzel bir sohbet yapıyorduk. Gerçekten çok güzel, tatlı bir sohbet vardı aramızda. Fatma Hanım'ı da çok sevdim. Buradan kendisine selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'da kendisi. Bitkiler hakkında bilgi alışverişi yapıyorduk. O esnada torunum Betül'üm geldi. Arkadaşlarıyla hala seslerini duyuyorsunuzdur belki. Garaj girişindeydi bu saksım, yani kasam. Hamak var, salıncak var. Tabii çocuklar binerlerken muhtemelen hamağın tahta ucu buna gelmiş, devrilmiş. Çok da korkmuşlar kuzularım. Dedim korkmayın, tamam, sorun yok. Ben komşunun bahçesine düştü zannettim. Oraya düşseydiler hepsi de zaten kırılırdı. Çok şükür kırılma olmamış, sadece yaprak dökülmeleri olmuş. Hep beraber yine yardım ettiler, bana topladılar, özür dileye dileye. Canlarını yerim ben onların. Şimdi bir video çekecektim zaten bugün için. Bu da bir artık videomuz olsun. Günün videosu bu olmuş olsun artık. Diğerini ertelemiş olayım. Bunu ne yapacağım? Yeniden böyle bir saksı hazırladım. Kasamı hazırladım. Hepsini tek tek buraya dikeceğim. Hem bir rahatlatmış olacağım aslında. İyi de oldu. Böyle bir aklımdan geçiyordu da gözümde çok büyüyordu bu olay. Başa geldi. Yapacak bir şey yok. Bunu şimdi sizlerle beraber değiştirelim. Hem sizlere bu bitkiler hakkında da bilgi vereyim. Elime geçen bitkilerle karışık. Paraguayseler var aralarında. Bunlar da sanyet ve arada bir tane çok güzel bir Urla Pink'im vardı. Gözüm bundaydı. Hep diyordum zaten Urla Pink'leri toparlayacağım diye. Bu Urla Pink'i de buradan bir çıkarmış olalım. Urla Pink arkadaşlar yazın böyle pes pembe oluyor. Bu pembe grapto değil arkadaşlar. Urla Pink bu. Pembe grapto pembeye dönüşüyor. Böyle şeker pembesi bir pembe oluyor. Bu böyle neredeyse fuşya'ya yakın bir pembe. Şu an ekranda da görüyorsunuz, daha tatlı bir renge sahip aslında. Ekrana tam yansımıyor renklerim. Urla Pink'leri ayrı bir saksı yapacağım artık. Madem başladık böyle dikimlere, artık bunun da devamı gelsin. Bunu şöyle şuraya ayırıyorum. Burada da var bir tane Urla Pink'im. Şöyle daha önce çıkarmıştım, bir tane sökmüştüm. Urla Pink'leri ayrı tutacağım, karıştırmayacağım. Karışsa da zaten renklerinden anlaşılıyor, kendilerini hemen fark ettiriyorlar. Çok güzel, çok tatlı bir tür. Grapto ailesinden ve graptolar arkadaşlar yazın gelişimleri yavaşlar. Kışın sonbahar itibariyle ise yavru patlatırlar, yaprakları daha çabuk bebek verir. Suyu sevmezler yazın, bunlardan mümkün mertebe buradakilerde dahil kesinlikle yaprağını dahi böyle bırakın, göbeğine yapraklarına dahi su değdirmemeye çalışın, yoksa pıt 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 yapraklarını dökerler. Sonra dersiniz ki eyvah ne oldu buna, bıktım bu bitkiden diyen arkadaşlar da çok var, baş edemiyorum. Sürekli bir yaprak dökülmesi, büyüyor büyüyor tekrar yaprak döküyor. İşte bunun nedeni sulama esnasında muhakkak bir yerinden böyle bir su değmişlik oluyor. Ya da aşırı sulamadan arkadaşlar, dediğim gibi hem kökten hem yapraklarına su değdirmeyin. Sevmiyorlar, hoşlanmıyorlar. Bize aslında söylüyorlar ya, suyu uzak tutun bizden diyorlar. Ben graptolarla ilgili de yine bilgiler vereceğim. Bununla ilgili birçok bitkim var. Mesela Albert, Debbie, Mrs. Richards, Verigatalısı'nda herhangi bir sorun yaşamadım. Zaten onlara daha bir dikkatli davranıyoruz. Hassaslar, yeni yeni ben de Mrs. Richards Verigata'yla bu yaz, yani sonbahar itibariyle böyle bir
tanışıklığım oldu, aşinalığım oldu. Onu da size hemen söyleyeyim. Şöyle şuraya bunu, hatta şöyle şuraya bir bırakayım dikkatlice. Yaprağı dökülmesin. Mrs. Richards buradan. Geçenlerde bir tane yine arkadaşım, sevgili takipçilerimden ve devamlı benden alışveriş yapan bir arkadaşım rica etti. Yani verdim. Ben de gördüğünüz gibi böyle 4-4,5 ve artı yaprakları böyle elimde mevcut. Bunları da tabii ki değiştireceğim artık. Bunların da değişim zamanı geldi. Toprakları yenilenecek, saksı büyüyecek. Çünkü sonbahar itibariyle bunlar da yine büyümeye, gelişmeye devam edecekler. Yavrular verecekler. Şöyle oraya koyuyorum. Aşama aşama size söyleyeceğim, anlatacağım hepsini. Şimdi öncelikle ben bir telefonumu şöyle bir tripoduma takayım ve hem konuşalım hem de dikelim. Evet, ben tripodumu ayarladım. Şimdi şöyle alttan değil tabii ki üstten dikkatlice yavaş yavaş almaya çalışacağım. Bakın topraklarım kuru. Renkler de inanılmaz güzel olacak. Çok çok güzel olacaklar. Renklenmeler, havalar böyle serin gitmeye başladıkça hemen bir renk değişimine geçiyorlar. Esinti var. Benim buradan çok güzel esinti vardır bakın. Yani görüyorsunuz şu an seranın içindeki sıcaklığa bir bakalım. 33.8'i gösteriyor. Gök gürlüyor bir yandan. Yağmur da yağacak. İnşallah yağsın. Biraz yağsın, serinleyelim. Bahçemiz sulansın. Bitkilerin üzerine böyle bir yağsın. Şimdi dediğim gibi bu bitki arkadaşlar suyu sevmiyor. Ben sularken nasıl suluyorum? Ben sularken aslında sulama videom da var. Bitkileri kenardan şöyle mesela şöyle kaldırarak, evet rüzgar saksımın altlığını uçurdu. Şöyle mesela kenardan kaldırarak böyle bitkileri kaldıra kenarlardan su veriyorum. Eğer bu saksıda tek dikili ise, örnek şöyle diyelim ki saksımızda dikili, ne yapıyoruz? Şöyle saksımın çevresi şu kadar büyük olsun. Sulamayı saksının kenarından sicim gibi yavaş yavaş emdire toprak iyice, ama bitkim sulama öncesinde nasıl oluyor arkadaşlar? Yapraklar bir yumuşayacak. Toprak kuruyacak. Baktığınız toprak kuru. Bitkiler de yumuşamış. Acele etmeyin. Bir hafta sonra tekrar sulayın. Bakın ne kadar geç o kadar iyi. Sonra o sulamayı bir kere yaptınız. Diğerlerini sularken bu suyunu emecek. Sonra dönün tekrar bu türlere. Tekrar kenardan sulama verin. Bunlar kenardan böyle köklere suyunu alacaklar. Ve bu bitkinizin kaybetme olasılığı minimuma düşüyor arkadaşlar. Dediğim gibi toprak eğer kuru değilse, yine toprağınızın dibinde nem varsa, bunu bilemiyoruz biliyorsunuz. Bilemiyoruz. Onun için diyorum yumuşadı, toprak kuru diyorsunuz. Yüzeysel, genelde yüzeysel bakarız, şöyle parmağımızı batırırız. Aa kuru deriz, sularız. Ama şöyle baktığımda toprakta nem var arkadaşlar. Ben şimdi bunu dikeceğim ya, bunları buraya tekrar dikeceğim. İnanın 10 gün su vermem ben bunlara. Can suyu diye bir şey yok sukulentlerde. Eğer dediğim gibi toprak nemli değilse kök çürümesi de olmaz, yaprak dökülmesi de olmaz. Sulamaya dikkat ettiğiniz sürece. Şimdi gelelim bunları tekrar. Bunlar arkadaşlar hepsi biliyorsunuz yani yemyeşiller şu an. Sizlere belki hoş gelmiyor, gözünüze hitap etmiyor. Onun için diyorum ben renklenmeden şu an uyguna veririm. Ama renklendikten sonra bitkilerin albenisi, bakın şu çok yumuşamış, görüyor musunuz? Böyle buruşmuş. Bakın susuzluktan havai kök yapmış, buruşmuş tekrar. Ve buna dediğim gibi az önce anlattığım sulama yöntemini
yaparsınız. Bitkiniz canlanır, dirilir, kütür kütür olur yaprakların. Sonbahar itibariyle satışa koyarsam fiyatlar değişir. Bu Hootspink. Bakın, Hootspink ile San Yetve'yi veya neydi? Bir tür daha vardı bunlara çok benzeyen. Aklıma gelmedi ya. Kusura bakmayın. İnanın aklıma gelmedi şu an. Onun neydi ismi? Arasındaki hani farkı nasıl ayırt edebiliyorum diye soranlar oluyor. Ayırt etmekte zorluk çekenler oluyor. Şöyle mesela en büyüğünü alayım. Bakın dibinde yapraklar yine bebek vermiş. Bakar mısınız şimdi aradaki farka? Bakın sağdaki Hootspink arkadaşlar. Bu da San Yetve arkadaşlar. Ay aklıma gelmedi. Çıldıracağım. Ve her ikisi de farklı renkleniyor. O kadar güzel renkleri var ki anlatamam. Benim eski videolarımda var bunlar. Renklenmeleri var. Renklendikten sonra ben bile satmaya kıyamayacağım yani. O kadar güzel renklenecekler. Aradaki fark bu. Bakın ben diyorum böyle ciğer gibi benekli benekli oluyor. Bakın lekeli lekeli. Bunu külleme, mantar falan gibi algılamayın sakın. Hastalık gibi algılamayın. Bu bitkinin kendi rengi. Bunlar hepsi renk pigmentleri oluşacak. Sonra değişecek. Tek renge geçecek. Efsane olacaklar. Böyle şimdi ben bunları bir Hootspink'i şöyle ayrı alayım. Dikeceklerimi şöyle. Bakın bu da pembe graptu arkadaşlar. Şu an pembeye benziyor mu? Benzemiyor. Duvarın üzerinde var. Bakın ışığın etkisiyle pembeye dönenler var. Bende bunların 2-3 rengi var. Her konumda da farklı renkleniyorlar. Her bitki her konumda farklı renkleniyor inanın. Yine onu da göstereyim size. Şöyle geçelim. Bakın şöyle. Gidelim. Yine şuradan doğru geçeceğim. Şöyle. Aynıyumları da göstereyim. Bunlara da yine tekrar geleceğim. Bakın şöyle gelelim. Bakın burada duvarın üzerinden ne kadar çok güneş almışlar ve baldiler bu yaz mevsiminde nasıl böyle renk almışlar. Bakar mısınız şu renklerin güzelliğine? Bakın şimdi bunlar benim biliyorsunuz dolu yarası olmuşlardı. Yeter ki dolu yarası olsun. Hiç sorun değil. Kendi kendilerini onarıyorlar. Bakın ortadan nasıl güzel pembelikler geliyor. Bakın seranın içindeki garaj girişindeyken böyle. Buraya koysam burada daha farklı renklenecekler. Pembeler bakın. Bunlar pembe graptu arkadaşlar. Bunlar çok tatlı türler. Çok şeker türler. Vazgeçemediğimiz klasiklerimiz. Bakın şurada şunu göstereceğim size. Bunun rengi de efsane oluyor. İnanılmaz güzel bir böyle yeşil pembeli böyle fresh bir rengi oluyor bunun da. Bu da yine grapto. Grapto ailesi. Ben burası bakın tam takır. O kadar kuru ki yapraklar döktükçe kurumuş altta. Bakın kupkurular. Böyle. Ben bunlara neredeyse 20-25 günde bir su veriyorum. Hiç. Bakın burada akaurislerim ne kadar susamışlar. Aslında su vermem lazım. Akaurisler o kadar hassas bitkiler değil. Bakın şuradan dipten bile yapraklar böyle köklenmeye başlamışlar. Bunlar hep çelik alınacak. Bunlar da yeniden düzeltilecek. Bakın burada nasıl olmuş görüyor musunuz pembeliğini? Yine bunlar da az önceki bitkiler. Buradaki renklere bakın. Böyle sarılı turunculu. Bunlar kaktüslerimiz. Bakın burada bakar mısınız ne kadar susamışlar. Hiç sorun değil. Hiç kafama takmıyorum. Susuzluktan ölmeyecekler biliyorum. Daha da sağlıklı olacaklar. Bakın çiller çıkıyor. Görüyor musunuz? Hootspink'ler nasıl kendini belli ediyor renkleriyle. Yemyeşilken hepsi aynı gibi görünebilir. Ama dikkatli bakarsanız ayırt edersiniz arkadaşlar. Evet böyle bir göstermek istedim. Arasındaki farkı sizlere. İşte konum böyle değiştirebiliyor. Evet yine geçelim şöyle ağaçların dibinden. Bunlar hepsi lilyumların biliyorsunuz. Burada biraz dağınıklık var. Şöyle geçiyorum. Bahçe ortamı
çok çok bitki varsa, çiçek varsa, böyle sera varsa düzenli olmayabiliyor. Dağınıklıkların artık kusuruna bakmayın arkadaşlar. Şimdi ben bunları şöyle bir ayıracağım. Bakın şöyle birçoğu böyle cluster olarak bölünür mü bilmiyorum. Şöyle yine bir birlikte bakalım. Şöyle biraz. Evet. Bakın bölünebiliyor. Yani böyle yaprakların birbirine çok yakın koymamdan dolayı böyle bitişik gibi kökler birbirine dolanıyor. Ama tekliler. Böyle isteyen tekli olarak alabilir. İsteyen öbek olarak böyle birkaç tane bir araya dikerek alabilir. Alt yapraklarını alın. Koyun. Saksının, bitkinin etrafına. Bunlar da köklensinler. Yani anlatmak istediklerimi sanırım anlattım. Konum olarak güneşi çok seviyorlar. Esintiyi bütün bitkiler çok sever. Serin hava seviyorlar. Serin havada renklerimiz hatta hemen kendini göstermeye başlıyor. İlaçlamalarını benim burada çok şükür bin şükür yani ben şurada şeyden korkuyordum. Mısırlardan acaba hani buraya şey gelir mi diye oluyor ya bitkilerde şöyle uçan beyaz beyaz unlu bit mi onları da bilmiyorum ama bunları da hep ilaçladım. Hani yine de dedim hem buradan hem kümes tarafından gelir mi ki diye çok korkuyordum. Ama ilaçlamalarımızı düzenli yaparsak hiç sıkıntı olmuyor. Çok şükür hiçbir şey görmedim. Böyle. Evet, şimdi hızlıca birkaç tane böyle birlikte bakalım formlarına. Bakın bazıları kristal, yanında da ayrı bir dal. Bu mesela bölünmez. Bunlar ancak çelik yöntemiyle ayrılır. Ve saksıya dikildiğinde de kristal olarak çok güzel bir gelişim oluyor. Bunların görsellikleri çok farklı. Kristallar özel türler gibi oluyor. Yani özel formlar. Şöyle bu da. Burayı alayım. Birkaç tane alacağım. Sonra ben bir iki tane de böyle diktikten sonra kalanını kendim yapmak istiyorum. Videoyu çok fazla uzatmamak adına. Bakın tekli çok güzel formda. Şöyle bu yaprakları koyduğumuz zaman hemen bebek verirler. Zaten dikeceğim için şu alt yaprakları da almam uygun olacak. Böyle küçüklü, büyüklü, boy boy var. Şöyle sararmış yapraklarını temizliyoruz. Şöyle öbek öbek. Bakın bu da Hootspink. Şu da Hootspink. Görüyorsunuz artık siz de eminim çok kolay ayırt edebileceksiniz Hootspink'leri. Şöyle bakın ne kadar güzel. Şunları dikerken hep alacağım, temizleyeceğim. Çünkü birazcık derine gömeceğim artık. Çünkü bunların hepsi yapraktan büyüme olduğu için biraz yüzeyde oluyor. Kökleri bakın şöyle aldım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ne kadar tatlı, çok güzel renklenen bir bitki. Evet, böyle böyle arkadaşlar ben burayı alacağım. Sonra şöyle tripodumu çevireyim. Bu arada çok böyle dikim videosu isteyenler de oluyordu benden. Çok seviyoruz söküm dikim videolarını. Ne olur saksı değişimi yaparken çekimlerini de yapın diye söyleyen takipçilerimin tabii ki hatırını ricasını kırmayacağım. Onları dediği gibi her ne kadar artık belki bazılarınız bu dikim videolarından bıksa da aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlar için bu videolar tekrar tekrar faydalı olacaktır. Çünkü geriye dönük izlenmiyor bizim videolarımız maalesef. Ama aramalardan tabii ki çıkabiliyor. Hangi konu hakkında bilgi isterseniz yazıyorsunuz başlığı. YouTube'da o videolar sizin karşınıza çıkabiliyor. Oradan izleyebilirsiniz. Benim videolarım da bunların aralarında olabilir. Şöyle dikimlerini yapacağım. Şimdi daha güzel oldu. Daha bir rahat oldu bitkiler. Şöyle
gelişimleri de güzel olacak. Şu şekilde. Toprakları çok derin yapmayın arkadaşlar. Her ne kadar bazı arkadaşlar topraklarınızı korkmayın, derin yapın deseler de bana göre yanlış. Toprak ne kadar sığ olursa o kadar iyi. Çünkü kuruma olasılığı çok yüksek oluyor. Toprağın hızlı kuruyor yani. Hızlı kuruyunca da ne oluyor? Bitkilerde kök çürümesi riski ortadan kalkıyor. Şöyle. Böyle böyle bir sürü bitkimiz var. Ben herhalde bunlardan birkaç kasa yapacağım gibi böyle. Çünkü seyrek dikiyorum şimdi. Evet. Ben çok severek almıştım bunu ilk zamanlarda. Bayağı o zamanlar YouTube kanalım yoktu daha. Bir arkadaşım bana açmam için yani öneride bulunuyordu. Aç işte çok güzel bitkilerin var falan diye. O zamanlar cesaret edemiyordum ama bitki almaya devam ediyordum. İşte tam o zamanlarda almıştım ben bu bitkiyi. Ve iyi ki de almışım. O zaman da ben bunların çok böyle yapraklarını döktüm. Bilgisizlik, tecrübesizlik, bitkiyi tanımamazlık. Bu bitki hakkında da hiç bir yerde bir video yoktu. Giriyordum, hiç rastlamadım. Ama satılıyordu. Satan var ama bitkiyi nasıl bakacağım, ne kadar su vereceğim onunla ilgili videoları göremiyordum yani. Böyle deneye yanıla kendi tecrübelerimizle bugüne getirdik. Gördüğünüz gibi kasa kasa oldular. Her yer bu bitkiyle doldu taştı. Neden? Evet, yaprak döküyor. Çok riskli bir bitki. Çok güzel ama bakımı bilmeyenler için zor geldiği için pes edenler, bir daha almamaya karar verenler eminim olmuştur. Tekrar deneyin. Yani bu güzelliklerden mahrum etmeyin kendinizi derim. Şöyle. Bakın dipleri, düşen yapraklar nasıl bebek vermiş. Bunları tabii ki ayrı dikeceğim boşluklara. Şöyle. Toprağına da dokunmayacağım. Bu şekilde hemen transfer edeceğim yine buraya saksıya. Çok güzel esinti var şu anda, esiyor. Fatma Hanım'la sohbetimizden bahsettim ya videonun başında. Fatma Hanım ayniumcu. Ayniumları çok sevdiğini anlatıyordu bana. Bendeki ayniumların da sağlıklı işte gelişimin renklenmesi etkilemiş. Bilgi almak istemiş. Ben de işte yeni yeni alıyorum. Varsa elimde yavrulardan, onların da bebeklerinden tabii ki satarım. Ama ne zaman satarım arkadaşlar? Sonbahar itibariyle ayniumları satmak isterim. Alan arkadaşlar yani tecrübeli olanlar bilir de tecrübesi olmayanlar şey yapar yani, sıkıntı çekebilir köklendirmede. Böyle arkadaşlar, ben burayı şimdi bir tamamlamak istiyorum. Sonra da tekrar videoyu açıp finali göstereceğim size. Bana kolay gelsin. Sizlere hemen bittikten sonra açacağım. Siz devamını hemen akabinde izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, bitti oldu. Şuraya da sonuncuları yine birlikte yerleştirip final yapalım. Şu şekilde. Bakın yine öbek öbek diktim. Tek tek bölmedim. Yine böyle dip dibe büyümeye devam etsinler. Şu şekilde. Evet. Bakın bazı o kadar güzel büyümüş, renklenmiş ki. Evet. Şöyle yaptık. Ne kaldı? Şurada ufak tefekler kaldı.
Onları da şuraya kenara diktim mi bitmiş olacak. Şöyle şöyle şu şekilde küme küme yine diktim arkadaşlar. Ne oldu? Toprağı havalanmış oldu. Yeniden yeni bir toprak ilavesi de yaptık. Güzel oldu. Şurada ufak tefek yapraklar kaldı. Bunları da yine bir tabak üstüne koyacağım. Saksı tabağının üzerine. Onlar da köklendiği zaman yine böbekten üretime devam. Aslında çok bereketli bir tür diyebilirim. Fazla üretmeyeceğim diyorum. Hani kendime göre olsun diyorum. Bakın burada bir tane tombik var. Onu da koyalım şuraya ya. Değişiklik olsun. Ama yaprakları, dökülen yapraklarını hiç atamıyoruz. Hep yaprak yaprak oluyor ve onlar da bebekliyor. Bu kadar güzel de bebekler olunca kıyamıyoruz. Bakın bu şekilde tamamladım. Saksı bitti. Burada gördüğünüz gibi döküntüler. Şu köklenmişi de yazık etmeyelim. Bunu da koyalım şuraya. Diğerleri hep yaprak. Evet arkadaşlar, ben bunu inanın bir hafta şimdi sulamayacağım. Bakın. Hiç su vermeyeceğim bir hafta boyunca. Toprağı çünkü hafif nemli, biliyorsunuz garaj girişindeki bitkilerimin hepsini gece sulama yapıyorum. Sulama videom da var. Dönüp dönüp 2-3 kere suladığım için şu an iyiler, güzeller yani. Bakın düşünce böyle birkaç tane yaprağım maalesef böyle işte kırıldı, döküldü. Diğerleri hepsi de gayet tatlışlar. Kütür kütür. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sanyet ve Hutspink farkını, bakımını, sulamasını, konumunu anlattığımı düşünüyorum. Acaba diyorum bir yandan da beynim daha başka var mı anlatacaklarım, unuttuklarım diye düşünüyorum. Sizin aklınıza soru gelirse yorumlardan her zaman dönüş yapıyorum. Oradan açıklama yapıyorum. Böyle hepinize sevgiler gönderiyorum, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.